Politürko'dan herkese merhaba. Bugün yine tarihçi, araştırmacı, yazar Eyüp Ensar Uğur Bey ile birlikteyiz. Eyüp Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Aydoğan Bey. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Şimdi Eyüp Bey, yine isterseniz bir tweet serinizden bahsetmek istiyorum. Özellikle 17 Kasım tarihine yapmış olduğunuz atıfla birlikte diyorsunuz ki bugün 17 Kasım Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Daha evvel Cumhuriyet'in neden alel acele ilan edildiğini kaleme almıştık ki programımızda da geçen programımızda da bunu işlemiştik. Bu sefer Terakkiperver Cumhuriyet Partisi vesilesiyle devamını da anlatalım. Nasıl bir devamlılık söz konusu, ne anlam ifade ediyor Terakkiperver Cumhuriyet Partisi bizim Cumhuriyet tarihimiz açısından? Evet, erken Cumhuriyet dönemi genelde tek partiyle, Cumhuriyet Halk Fırkası'yla anılır. Fakat Cumhuriyet'in başı aslında çok partili olarak başladı. Muhalifli, parlamento içinin özgürlükçü olduğuna dair birçok elimizde kayıt var, gen soru var, soru var kimler tarafından. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ismindeki bir partiden. Evet, en son dediğiniz gibi Cumhuriyet'i işlemiştik ilanını. Sorunlar barındırdığını anlatmıştık. Yani hiçbir yorum yapmasak bile meclisin, Cumhuriyet'in ilanı gibi mühim bir meselede meclisteki milletvekillerinin ancak yarısının bulunduğu ve Milli Mücadele'nin lider kadrosunda Mustafa Kemal dışındakilerin hiçbirinin mecliste, Ankara'da olmayışı, bunlar hep garip hadiselerdi. Bunu işlemiş olduk. Evet. Tabii dinleyiciler yorumlarda ben de okudum. Twitter'da da öyle. Sonrasını da merak ediyorlar bu Seren Camii'ni. Seren Camii'ye biraz değinmiştik. Ben de işte bu, evet, 17 Kasım Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kuruluşunu bu izaha vesile kıldım. Evet. Peki yani burada önemli olan boyut ne? Yani Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin başına gelenler ne? Ne yapmak istedi bu insanlar? Kimlerden oluşuyordu bu parti? Ve başlarına ne geldi? Evet. Şimdi Aydoğan Bey, en başta şunu söylemek lazım. Hani tarihi muzafferler yazar, galipler yazar denir ya. Burada çok anlamlı bu yaklaşım. Şimdi resmi tarih tezini mücadeleden başarılı çıkmış ve tek adam rejimini kurmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün anlattığı nutukta 1927'de hiçbir muhalefetin kalmadığı bir dönemde kaleme aldığı ve günlerce mecliste okuduğu, okuttuğu nutuk baz alınır. Evet. Ve öyle bir anlatım yapılır. Peki nutukta eleştirdiği, kıyası eleştirdiği, ağır ifadeler kullandığı, milli mücadelede birlikte yola çıktıkları başta olmak üzere onlar ne diyor? Onlar hep nutukun gölgesi altında kalmış, nutukla kıyaslı olarak eleştirilmiş nutuk nazarıyla. Yani insanlar, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde eğitim müfredatından geçmiş insanlar tek düze baktıkları için, nutuku tek doğru aldıkları için bir yanılsama içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Bizzat nutukun içerisinde bile okurken aslında kortekslerinde o bağlayıcılık olmasa şüphe duyacağım, eleştirebileceğim yaklaşımlar var. Terakkiperver Partisi denilen, Mustafa Kemal'in kurduğu partiye meclis içinde rakip olan parti, milli mücadelede birlikte yola çıktı isimlerden muhteva. O sıralarda da milli mücadelede ikinci derece, üçüncü derece ve hatta Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Mustafa Kemal'in etrafında yer almışların artık Mustafa Kemal'in en yakınları olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte alelacele ilanını konuştuk. 289 mu ne milletvekilinden, evet, 158'in onayıyla alelacele. Biz bir önceki şeyde ne işlemiştik? Aslında işleyişin,
Yani adı Cumhuriyet bile olmasa 23 Nisan 20'den beri halkın seçtiği mebuslardan oluşan bir meclis tarafından. Yani bir cumhuriyet sistemi işleyişte var. Fakat neden alelacele olduğunu aslında ikinci meclis denilen Kurtuluş Savaşı'nı vermiş meclis Mustafa Kemal'in müdahalesiyle değiştirilmiş askeri inzibat müdahaleleriyle Mustafa Kemal'in arzuladığı bir meclis olmuştu. Ama o meclis içerisinde özellikle lider isimlerin de başta itirazıyla birlikte, çünkü tek adamlığa giden bir rejim kuşkularını taşıyorlardı. Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Rauf Paşa, Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere. Ve hakeza sivil isimler de var. Adnan adı var gibi, Feridun Fikri gibi isimler. Şimdi onlar meclisi de etkileyen isimler. Meclis disiplini diye bir şey yok. Halk Partisi de kurulmuştu. Halk Partisi Cumhuriyet kurulmadan kurulmuştu 9 Eylül'de. Ve bu isimler bir müddet sonra Mustafa Kemal'in aday olarak gösterdi. Neye aday? Mesela bakanlık, o zaman için icra vekilleri. Adayları yerine kazanabilir bir noktaya gelince Mustafa Kemal bu hadiseden sadece 3-5 gün sonra alelacele meclisin tatil olduğu, birçok milletvekilinin şehir dışında olduğu bir zamanda, özellikle lider isimlerin olmadığı bir zamanda meclisi alelacele toplayıp o meşhur sözünü söyledi, demiştik. Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Yani Cumhuriyet'in özüne aykırı bir ifade, öncesinde böyle bir dikte edilmeli olduğunu söylemiştik. Buna çok şaşırmışlardı, hayret etmişlerdi. Ali Fuat Cebesoy soruyor, yani biz bu kaderi arkadaşlığı yapmış isimler neden top atışıyla Cumhuriyet'in ilanını duyuyoruz ya? Bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte kuracaktık. Kazım Karabekir ben niye basından öğrendim diyor. Rauf Orbay niye basından, top atışından öğrendim diyor. Refet Bele de öyle diyor. Haklı olarak bunu soruyor. İşte resmi tarihi nutuk öncelikli. Ya işte Atatürk devrimleri yapacaktı. Neredeyse 1922 saltanatın kaldırılmasından hilafetin ve diğer meşhur devrimlere kadar kendisine yol arkadaşı olmayacak, belki engelleyici olacak gördükleri için, biz Türk halkı için yeni bir modern çağ ulaştırmak için Mustafa Kemal böyle yaptı, milletini önceledi, onun için vefa gibi, vefasızlık olarak görmeyin gibi bir siyasetin tipik değişmeyen bir teviliyle ifade ediyorlar. Peki, şimdi Terakkiperver Partisi ile birlikte, yani demokratik bir sistem içerisinde yürünseydi, mesela Mustafa Kemal'in devrim olarak tabir edilen ilkeleri, işte laiklik gibi çok önemli bir ilke sizce hayata geçirilemez miydi? Veya eğitim politikaları hayata geçirilemez miydi? Şimdi Mustafa Kemal'in muhalifi gibi gözükken, Mustafa Kemal'in her bir perlokta muhalifleri var. Hep aşama aşamadır. Geçen de konuştuk. Yani Yunan işgaline karşı mücadele olayın bir boyutudur. Hatta birkaç yıl sürmüştür Yunan'a karşı Kurtuluş Savaşı. Fakat içerideki mücadele Mustafa Kemal'in daha uzun sürmüştür. Düşünün, 1927'ye kadar İstanbul'a bile gelememiştir. Yalova'dan hızlıca Hamidiye kravezeriyle geçmiştir. Halk böyle karşılamaya çalışmıştır ama tam gaz gitmiştir. Çünkü daha İstanbul'da muhalefet vardır, İttihat Terakki'nin güçlü kalanları vardır. Yani Mustafa Kemal'in aşama aşama, birinci meclis, ikinci meclis işte oluşan muhalif gruplar falan, böyle aşama aşama sürekli. O insanların ifadeleri şu, biz yine birlikte hareket ederdik ama yöntem farkları vardı, hedef. Onlar da seküler isimlerdi. Onlar da laiklikle yürünmesini isterler. Çünkü kendileri laik isimler. Evet. Hatta yabancı diplomatların işte kendi ülkelerine, bakanlıklarına, dışişleri bakanlıklarına gönderdikleri raporlarda seküler, kültürlü insanlar oldukları anlatılıyor Mustafa Kemal'in işte nutukta eleştirdiği isimler. Kim fakat bu isimler? Mustafa Kemal... Tekrar hatırlatırsak, kim bu isimler? Teker teker hatırladım. Yani en başta Terakkiperver Partisi'nin başkanı olacak Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve aslında siyaseten Mustafa Kemal karşısında
en dirayetli olabilecek siyaset yeteneği olan Rauf Bey. Ki Nutuk'ta en çok ne Rauf Bey'den bahsediyor. Ne zaman kuruluyor parti? Parti ne zaman? Şöyle, 17 Kasım zaten vesile yaptık ama oraya giden süreçte Halk Partisi'nin milletvekilleriyken ayrıldıktan bir hafta kadar süren, 8-9 Kasım'da ayrılmışlardı. Çalışmalarıyla 17 Kasım'da resmi ilan edildi. Kazım Karabekir başkanlığında ilan edildi. Şimdi şu bir önceki sorunuzun cevabını şunla bitireyim. Onlar da köklü değişimleri istiyorlardı. Bir, tek adam rejimiyle, otoriteyle olmasına kesinlikle karşılardı. Zaten okuyacağım dediklerini. Mustafa Kemal bu ifadeleri kendilerine kumpas ve kasıt olarak görüyor onların tek adam rejimi olmama açıklamalarını. İki, devrim değil de keskin, plansız, programsız, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir programı bile yok yani. Sadece Mustafa Kemal'in CHP'yi kurarken 9 Eylül 1923'te 9 umde maddesi vardı. Bir beyanname bu. Ama bir ülkeyi nasıl yöneteceğim, hani alıştığımız var ya, hükümet, bakanlıklar belli olur. Bir ülkeyi nasıl yöneteceğiz, neler vaat ediyoruz, meclise sunulur. Hükümet güven oyu alır. Sonra işine bakar, yola çıkar. Fakat Halk Partisi 1931'lere kadar yok. Yani biraz kaba taslak, bir anda hızlıca, yani çok hızlı bir şekilde saltanat bir anda kaldırıyoruz. Bir anda cumhuriyeti ilan ediyoruz. Bir anda hilafeti kaldırıyoruz. Bir anda şapka hiç bahis yokken Kastamonu'na giderken bir anda şapka inkılabı. Gerçi bu sonraki hadiseler. Yani o kadar hızlı, o kadar böyle anlık ki, plansız, programsız. Düşünün, Terakkiperver Partisi'ni bu düzensizlik, arkayı döndükleri an gündemde olmayan bir şeyin bir anda gündeme girmesi. Maalesef işte tek seslilik olunca bunları bile irdeleyemiyoruz. Mübadele var ya meşhur, Lozan'da anlaşma üzerine Yunanistan'daki Müslümanlar, Müslüman Türkler Anadolu'ya, Türkiye'ye geçecek. Türkiye'deki Rumlar, İstanbul'daki, Bozcaada'daki ve Gökçeada'daki bu üç yer istisna, bütün Ortodoks Hristiyanlar da şeye gönderilecekti. Bizden gidenler 1,5 milyon, 1 milyon 200, 1,5 milyon arası, Yunanistan'dan gelen 500 bin olmasına rağmen maalesef 1924'te çok kaba saba bir mübadele, plansız, programsız. Hani konuşuyoruz ya, bugün Suriyeli, Afganlı mülteciler geldi, bir kontrolsüzlük var. Tabii ki o güne ait, hani her şeyde yokluk var, yoksunluk var. Hep bir mazeret olmuş ya. Burada da mazeret resmi tarih diyebilir ama milletvekilleri ya bu kadar da olmaz ki gibi örnekler veriyor. Bakın bu olaya niye girdim ben? Çünkü Terakkiperver Partisi'nin kurulmasına neden olan bu plansızlık ve yolsuzluk. Yani Terakkiperver'in resmi kuruluş nedeni ayrılan milletvekili artık yeter. Yeter. Bir, hamaset uğruna tek adam ülkeyi kurtardı minneti. İki, yani devrim işte mecburen tek adam, otoriteye katlanmak zorundayız, razı olmak zorundayız. Bir rıza üretimi var ya, resmi tarihin ürettiği. İşte tam burada yolsuzluklar var. Ben size hatta şöyle diyeyim. Bir milletvekili var. Bu Menteşe milletvekili. Bu milletvekili bir soru sorar. Zamanın Dahiliye Bakanı. Bakın, Terakkiperver Partisi'nin kurulmasına yol açan hadise. Ben bu tweet serisinde de bahsettim aslında ondan. Muhalif partinin kurulmasına ilk adım, ilk kıvılcım mübadele muhacirleri hakkında bir soru önergesi Dahiliye Bakanlığı'na. Daha çok Menteşe da imar milletvekilim dediniz. Menteşe mebusu Esat İleri Bey diyor ki mecliste, idari hatalar dolayısıyla, yolsuzluklar dolayısıyla mübadiller, yani Yunanistan'dan gelenler, muhacirler, harikzedeler, yani haneleri yanmışlar, gayet elin vaziyetlere düçar olmuşlardır. Hatta iki gün evvel bana bir mübadil müracaat etti. Dedi ki, kendisi aynı zamanda hoca kökenli, Atatürk'ün de Kurtuluş Savaşı'nda çok övdüğü bir isim Menteşe Mebusu. Hoca efendi, ben bir aydan beri burada bekliyorum. Bizi iskan ettikleri harabezar bir kariyede hepimiz mahvolmaktayız. Vekalete derdimizi bakanlığa, imar iskanına anlatamadık.
Benden 1.000 lira istiyorlar. Bir de bunun üzerine hani yolsuzluk var ya, bu kadar zorunlu durumdaki insanlardan. Ne dersin hoca efendi? Dedim ki git sen vekili muhtereme, ben ona eminim. İstikameti tabına, hüsnü kemaline eminim. Gidiniz ona arz-ı keyfiyet ediniz dedim. Nitekim kendilerine arz-ı keyfiyet edilmiş, durum bildirilmiş ve zannedersem de meseleye vaziyet olunmuş. O efendiyi azletmişler veya edeceklermiş. Azletmişler demek oluyor ki vekili muhteremin gözü önünde böyle hiyanetli, şakabeti, denati, irtikap eyleyen bulunursa gözlerden uzak mıntıkalarda nelerin irtikap olunacağını, yani böyle zavallı adamlardan hem böyle çok kötü haldeler, bir de üzerlerine para istiyorsunuz bunları yerleştirmek için. Bu benim dahil olduğum, şahit olduğum ya çok uzakta hiç ulaşamadıklarımız yerde neler neler dönüyor diyor. Bir bunu Refet Bey denen zamanın şeyine anlatıyor. İmar İskan Bakanı'na anlatıyor bu işlerden sorumlu Refet Bey'e. Sonra çok ilginç bir şey daha okuyacağım yine. Bakın bu partinin kurulmasına neden meclisteki yolsuzluklar da erken cumhuriyetin daha bir yaşını doldurmadığı zaman. Diyor ki Florina'nın Serfice karyesi, Yunanistan'dan gelen Florina var. Bu meşhur romancı Mustafa Necati Buralı mesela. Hani evet, ekstra bilgi vereyim. Bu Kuzey Yunanistan'da Makedonya'nın yanı, Manastır'a yakın bir yer. Florina'nın Serfice karyesi, ki bu Mustafa Necati de işte mübadeleyle sanırım geliyor 1-2 yaşında. Oranın halkı iki kafile olarak birincisi Altay vapuruyla gönderiliyor. Bunlar Dikili'ye giderek mehkemen iskan ediliyor. Diğer kafile de Bayındır kazasına Sakarya vapuruyla gönderiliyor. Hı-hı. Bu biçareler ise elan zeytinlikler altında inim inim inlemekte ve mahvu perişan olmaktalar. Menemen kazasında 104 ahani muhacirin de iskandan mahrum bir halde yaşayışları bunları da mahvu perişaniyete sürüklemiştir. Söke'nin Damatya nahiyesine iskan edilenlerden de şu birkaç ay zarfında, yani 3 ay zarfında 1500 nüfustan 800'e inen biçareler de zikre şayandır. Hali pürmelerlerini tasavvur buyurunuz. Arkadaşlar drama, yine Yunanistan'ın meşhur evet, yeri, oradaki gelen Türkler. Prokoçan vesaire köylerinden gelmiş mübadiller vekalete müracaat ediyorlar. Biz mahvoluyoruz diyorlar. İzmir Mıntıka Müdüriyeti de vekalete yazıyor. Halbuki dinleyen yoktur, İzmir'e geliyorlar. Kemer karakolu arkasındaki mezarlık başlarında bir ağaçtan sığınacak, barınacak bir yerde mahrum açlıktan, bakımsızlıktan ağlamakta, inlemekte olduklarını bu gözlerim görmüştür. Arkadaşlar, bir kısım muhacirin kendilerini Söke taraflarına, hayvanları Keşan'a gönderiliyor. Bunun üzerine ya bizi oraya yahut hayvanlarımızı buraya göndeririz diye müracaat vaki oluyor. Vekalet buna cevaben hayvanlarınızda hastalık vardır diyor. Gibi bir dakika, oraya gönderemeyiz ve bunlara işte red cevabı veriliyor. Kezalik bir muhacir kafilesi Selanik'ten Balıkesir'e mürettep oldukları emir veriliyor. Bunlar vapura biniyor, ta Akçaabat'a gidiyorlar, Trabzon. Vekalet Akçaabat'a emir veriyor, haydi oradan Keskin'e. Bu sefer Gülcemal vapuruna bindiriliyor, yola çıkarılıyor. Vapur Vakfı Kebir'e gelince vekaletten diğer bir emir veriliyor. Bakın anlattığım dedikodu değil. Mecliste yeni bir partinin kurulmasına, İçişleri Bakanı'nın istifa etmesine, basının çalkalanmasına neden olan net hadiseleri konuşuyoruz. Haydi Kelkit Şirvan tarafına Vakfı Kebir'den. Bakınız arkadaşlar, intizamsızlığa, nazarı, dikkati, halinizi bilhassa bu memleket intizamsızlık üzerine celbederim. Arkadaşlar, İzmit'in harap köylerine gönderilen tütüncülükle meşhur Drama'nın Yeniköy ve Hüseyinköy halkının hakkı iskanlarından vazgeçecek Kartal, Gekbuze, Pendik taraflarında ahali-i İslamiye'den isticar ettikleri evlere başlarını sokuyorlar. Gibi gibi, neyse bu maddeleri evet, artık herkes isteyen bulabilir. Bu yolsuzluk dosyaları falan üzerine cevap veriliyor Ahmet Ferit Tek ismindeki Dahiliye Bakanı. Fakat cevapları hiçbir şekilde tatmin edici olmayınca soru gen soruya dönüşüyor. Hükümet aleyhinde bir güven oylamasına dönüşecek. Bu Ahmet Ferit Tek'i de daha önce işlemiştik. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'da Damat Ferit hükümetinde Nafiye Bakanı'ydı. Kuvayi Milliye'ye eşkıya diyen, başındakine eşkıya başı diyen. İşte hainlik kavramı aslında bir sürü demagojinin yanında gerçekte şudur.
otoritenin yanındaysa hain değilsin. Karşısındaysa öncesinde ne yapmışsan yapmışsın. Hani biz Türkiye'de neyi yaşadık? Evet. Bugünkü mesela muktedir. Kendisini iktidara getiren neydi? Anti derin devletti. Anti Ergenekon'du, anti vesayet rejimiydi, anti 28 Şubat'tı. Fakat hiçbir şekilde kendilerini iktidara getiren o etkene çok fazla yüksek sesten bir itirazda bulunmadılar. Birleşmiş Milletler'de haykırmadılar. Gece gündüz manşetlerinde bugün muhalif gördüklerine söylediklerini binde birini söylemediler. Niye? Çünkü iktidarlarını tehlikeye atan bir düşman, bir rakip gördüler. Onun için nutukta Yunan'dan, damat Ferit'ten çok Rauf Bey. Yani bu budur yani sen evet. Kişisel ilişkilerde de buldur. Ne bileyim birine talip olmuşsundur. Ona rakip olacak bir şey kötülersin. Sürekli kötülersin. Hı-hı. Sürekli karikatürize edersin. Yani bu değişmeyen bir fıtrat. Rauf Bey nutukta en çok eleştirilen isimdir. Çünkü Haga'da siyasi bir potansiyeli olan bir insandır. Bu Ahmet Ferit Tek ise bakın resmi tarihin bütün bahaneleri gerçek olarak üzerinde olan bir insan. Belgelenmiş, eşkıya demiş Kurtuluş Harekatı'na. Fakat bu tip insanlar tek adam rejiminde çok uygun isimlerdir. Onu aynı şekilde Nisan Anayasası 1924 Anayasası'nı anlatacağım. Ve sürekli bu hükümet hakkında, yolsuzluklar hakkında gen sorular verildiği halde ısrarlı bir şekilde İsmet İnönü hükümeti, Başbakan İsmet İnönü'ydü Cumhuriyet'ten bir gün sonra onu seçmişti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. Ve bir türlü Ferit Bey istifa etmiyor. Zamanın bir gazetecisi Supi Nuri diyor ki anlaşılan biz hakiki cumhuriyeti herkesin kafasına koyuncaya kadar çok uğraşacağız, çok mücadele edeceğiz. Çünkü işte böyle günün birinde Kuvayi Milliye aleyhtarı bir adam çıkıp her nasılsa Cumhuriyet kabinesinde dahiliye vekili olabiliyor. Sonunda da hiçbir kuvvet o adamı makamından def edemiyor. İnat ve ısrar müstebit hükümdarların işidir diyor. Ve hükümet çok zorlanınca da acayip bir karar alıyor. 6 ay meclis iptal ediliyor. Yani 1924 çok çalkantılı, evet. Bu derece çalkantılı. Buna da mesela basın çok büyük itiraz ediyor. Yani bu adamı korumak adına diyor. Hı hı. Hükümet de kendilerine kasıt olarak görüyor. Mesele bakanlar değil. Ve böyle bir hadise. Şimdi bu hadiseyi bir kenarda bırakalım. Gen soru oylaması yapılacak. Bu Kasım ayında, 8 Kasım'da. Ve güven oyu alacak hükümet. Bu arada Daire Bakanı istifa etmişti öncesinde. Hı hı. Ve adamı cezalandırmak yerine Londra'ya büyükelçi. Bugün de benzerler oluyor biliyorsunuz. Evet. Elçi olarak gönderiliyor. Daha sonra uzun ara tatilden sonra gen soruyu reddediliyor. Güven oyunu alıyor. Fakat bir gün sonra işte Kazım Karabekir, Refet Bey, Rauf Bey ve 29 kadar milletvekili istifa edecek ve çalışacaklar. Bu arada kendileri meclis çatısı altında ne zaman konuşsalar, hükümet politikasını eleştirseler karşısına değişmeyen bir şekilde Cumhuriyet karşıtları olarak gelecek. Hani vardı ya siyasi mücadelelerde bugün bile izliyorum. İçişleri Bakanı'na gazeteci bir soru soruyor sınırla alakalı bir tatmin edilemeyen bir cevap karşısında. Sen hangi gazetecisin? Sen Yunan gazetecisin. Sen Yunanların dostusun. Hemen halkın, kitlenin böyle hoşuna giden ifadeler, nutukta da zaten bol bol var. Adamlar haklı bir soru soruyorlar hemen, sen Cumhuriyet karşıtı. Bundan dolayı Cumhuriyet ismini verme kararı alıyor yeni parti kuracak, muhalif parti kuracaklar. Yani Terakkiperver Cumhuriyet. Fakat bunu haber alınca o ana kadar Halk Partisi ismini taşıyan, bir yıldır Halk Parti, bir yıl aşkındır taşıyan Halk Partisi, gidip resim olarak daha önce Cumhuriyet ismini koyacak. Cumhuriyet Halk Partisi fırkası olacak. 17 Kasım'da da Terakkiperver Cumhuriyet Partisi fırkası olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk güçlü muhalif partisi kurulacak. Ve Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli komutanları bunun içinde yer alacak. Doğu işgalini ortadan kaldıran, Güney işgalini ortadan kaldıran, Balıkesir'de ilk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan isimler de var içlerinde. Yani kurtulursa kurtuluş onu da sağlamış. Hı hı. Türkiye'de
devrimle yapılacakları zamanla, sosyal evrimle, ya millet aç, milletin barınacağı yer yok, sosyal değişim istemiyor. Bakın bunu yabancı o gün anlatan birçok düşünür, yazar, tarihçi de söylüyor. Yani aç olan insana sen gidip de kültürler, değişimler, ya bunlar mutlaka olmalı diyen vasıfta insanlar. Fakat bir sosyal evrimle ve biz milleti temsil ediyorsak demokratik işleyişle olur diyen insanlar 17 Kasım'da partiyi kuracaklar. İpek Çalışlar'ın Halide Edip hakkında biyografisini yazan meşhur İpek Çalışlar kendisi Halide Edip'in parti programı hazırlamasına çok etkili. Hatta bunu Rauf Orbay'ın hatıralarına dayandırıyor. Halide Edip de malumunuz Türkiye'nin çok güçlü kalemlerinden, erken Cumhuriyet döneminin dünyaca kabul görmüş bir isim. Özgürlükçü, liberal bir isim kendisi. Eşi Adnan Adıvar'la birlikte plan. Bu program tabii ki Nutuk'ta çok ağır ithamlara maruz kalmış. Hatta ifade çok ağır şunu söylüyor bu şey hakkında Mustafa Kemal. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan program. Yani bugün insanlara çok kolayca hain sıfatını meşruluk kazandıran, kolayca söylenmesi kaynağı Nutuk diyebiliriz. Çünkü Nutuk çok pervasızca, çok kolayca kullanıyor yola çıktığı isimler. Ve programda full bugün evrensel değerleri barındıran ifadeler. Fakat zaten böyle Kurtlar Kanunu olarak Kemal Tahir'in ifadesi diyor ya, Kurt Kanunu, etrafında kurt dolaşıyor bu partinin. Bir bahane açık arıyor ve seküler olma kimliklerine dayanarak Terakkiperver Partisi programlarına bütün inançlara hürmetkardır. Yani itikada, bütün itikatlara, sadece İslam'ı da kastetmeyerek bir madde koyuyor. Ve bu ifadeyle gerçek seküler layık olmaktan, yani gerçek layıklığın batı anlamında her inanca eşit mesafede, buna binaen koyduk diyorlar. Hatta anayasada değiştirilen bir madde var. İşte hıyanet maddesinde dini, kutsal dini değerleri siyasete alet edenlerle alakalı. Buna da Terakkiperver Partisi'ne oluşturacak isimler canı gönülden destek vermişlerdir. Çünkü kendilerine irticanın merkezi, şımartanı, teşvik edicisi gibi bir itham, bu kadar cüret edeceklerini tahmin etmiyorlardı. Ama yok edilmek istenilenleri biz bu dönemde gördük, neler nelerle, zorlama yorumlarla suçlandığını. Yani Terakkiperver Partisi'nin kapatılmasına neden olan şunlar zahiren değil. Kesinlikle yargıyı siyasetten çok uzak bir noktaya koyacaksınız. Yargı bağımsız olmalı, güçler ayrılığı olmalı, denetim mutlaka olmalı, yani çok partili olmalı ve tabii ki özgürlükçü laiklik olmalı. Programlarından isterseniz biraz da okuyabilirim, daha böyle önümde hazır. Maddelerinden şöyle diyor, hürriyet perverliği birinci sıraya koymuş. Yani mesele ülkenin istiklaliyeti mi? Tamam, bunu birlikte sağladık. Ama kişisel hürriyetler kısıtlanırsa ne anlamı olacak? Yani başımda benim bayrağım, başımda benle aynı dili kullanan ama hürriyet sahibi değilim. Bunun bir anlamı yok ki diyor. Yani sürekli ülke kurtuldu, kurtulduğunun o yorganın altında kişi hürriyet ortadan kalkıyor. Bunu o günlerde söyleyebilmişler bu insanlar. Hürriyet perverlik, liberalizm, halkın hakimiyeti, demokrasi. Bak, birinci maddeye bunu koymuşlar. Mebusan seçiminde bir dereceli halk oyu usulü kabul edilecek. O ana kadarki seçimler şöyle. Önce seçicileri seçen iki dereceli bir seçim vardı. Bu demokrasiye aykırı görüyorlardı. Direkt oylamayla, halkın oyuyla seçilsin, tek dereceli. Bunun dışında 8. madde, devletin vazifeleri asgari hadde indirilecek. Yani liberal ekonomi, merkeziyetçilik değil, ademi merkeziyet, yereller güçlenecek. Yani merkezin bir parmağıyla bir yanda bütün ülkede yürürlüğe girmeyecek maddeler. Madde 3'te yasaların çıkarılmasında halkın temayülatının görülmesi, yani demokrasi. Özellikle resmi tarihin en büyük mazeretlerinden biri de, yani tek parti rejiminin kurulmasında
sureten cumhuriyet ama halka sorulmayan, %90 küsürlerle seçimin sonuçlandığı bir teatral görünümü hep işte halka bıraksan halifeyi seçer, saltanatı seçer. Bunu şiddetle demokratik milletvekilleri eleştiriyor. Bu halk İstiklal Harbi'nde rüştünü ispatlamıştır. Ki o zaman mandacılığa da makul görürsünüz. Daha millet gelişmemiş. Onun için Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de manda kuran batılı devletler de o zaman bir derece mazur olur. Yani halk kendi kendine şey yapmadıysa. Bunu gerçi bu parantezi ben ekledim. Yani halk rüştüne ermedi düşüncesini sağlıklı bulmuyorlar. Gibi gibi ve Cumhurbaşkanı'nın meclis üyeliğinden ayrılması, partiler üstü olması, bütçeden maaş alan devlet görevlilerinin hiçbir siyasi partiye üye olmamaları, kuvvetler ayrılığı gibi gibi, hakimlerin her türlü nüfustan arındırılması, çünkü İstiklal Harbi'de direkt siyasetçilerin emriyle kararlar veriliyordu. Bunun olmaması gerektiğini, bugün bile tartışılan bir konu, aşamadığımız siyasetin köpeği gibi görülen. Yani bugün bir adam var karşımızda, hep silahla, askerle, dayatmayla yargı siyasetin köpeğidir diye. Aslında o günün tam bize tarif eden bir cisimidir. Yani net bir şekilde görüyorsun bunu. Halide Edip adı varla alakalı İpek Çalışlar, Terakkiperver Partisi'nin programı için bütün modern, liberal, demokratik ülkelerin siyasi yapıları incelenmiş, geceli gündüzü çalışılmış, hani var ya Terakkiperver'in hain dimağların denilen o program ortaya çıkmıştı. Böyle. Anladım. Peki yani kapatılmasaydı, öncelikle ne zaman kapatıldı ve nasıl kapatıldı? Onu şimdi kapatılmayı bence bu programı bitirmeyle birlikte bitirelim. Çünkü tamam. O bir Kürt isyanıyla iliştiriliyor. Evet. Onu da bence ayrı işlemek lazım. Hı-hı. Ama Terakkiperver'in kapatılmasına neden olduğu için haklısınız. Mutlaka değinmemiz gerekiyor. Bakın, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Terakkiperver Partisi kurulmadan önce, hani ben Tweet serisinde de yazmıştım, bir anayasa oluşması var. Yani Cumhuriyet o kadar garip, hızlı, alelacele ilan edildi ki bunu diğer paşalar Cumhuriyet ilanı değil, Cumhurbaşkanı olamama endişesinden dolayı yangından mal kaçırır gibi oldu. Çünkü anayasa bile oluşturulmamıştı. Cumhurbaşkanının yetkileri daha belirlenmemişti. Ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerini de belirleyecek bir anayasa komisyonu kurulmuştu. Meşhur 1924, siyasetle az çok ilgilenenin duyduğu bir anayasa. 1924, 1921'de Kurtuluş Savaşı'nı veren meclisin bir anayasası, teşkilat esasisi vardı. Bir de bu Cumhuriyet kurulduktan sonra. Aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bir komisyon kurulmuş, uğraşıyorlardı ama alelacele, hesapta olmayan bir şekilde çok hızlı hale çevrilince daha anayasa ortada yok. Cumhurbaşkanlığının yetkileri yok. Ne olacak? İşte bu arada tek partili olmasına rağmen, halk partili bütün meclis olmasına rağmen şöyle komisyon kararları geliyor. Komisyonun başında da Celal Nuri İleri var. Komisyonun başında Yunus Nadi var. Bir yandan da önüme ben alayım olayı. Şimdi burada Cumhurbaşkanı için istenen ilginç maddeler var. Mustafa Kemal bizzat kendi takip ettiği maddeler bunlar. Nedir bunlar? Bir, Cumhurbaşkanı'na 7 yıllık görev süresi vermek. Hı hı. İki, çok önemli, fiili başkomutanlık vermek. Üç, meclisi kararlarını veto edebilme. Ve en önemlisi dört, meclisi fes edilme hakkı. Hı-hı. Ya bu inanılmaz tam bir... Diktatörlük aslında, tabii. Yani tam diktatörlük. Yani ya şunu düşünün, meclisindeki isimleri, fikriyatını, düşüncesini inşa eden Abdülhamit Han döneminin mutlak idaresi, meclisi kapatabilme yetkisini 93 harbini kullanarak 30 yıl tehir etmişti ve bu sürekli o zamanki okuyan nesillerin böyle en çok tepki verdiği, en büyük hata gördüğü ve akabinde de bunun üzerine İttihat Terakki Hükümeti'nin oligarşik yapısının, bu Talatlar, Enverler, Cemaller başta olmak üzere, meclise sormadan ülkeyi
savaşa sokması, şimdi bu o kadar zihinlerinde bir gündem olarak dolaşırken bir daha o meclisten bu kadar taze ve canlıyken böyle bir hata beklenmez. Çok ilginç bir şekilde hepsi Halk Partili olmasına rağmen ve hatta teklifleri ortaya getiren Yunus Nadi, biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu, ona çok ilginç bir şekilde en büyük tepki verenlerin başında, geçen de konu yapmıştım, Türkiye'de özellikle Adalet Bakanlığı ile meşhur olan Mahmut Esat, Bozkurt soyadını alacak bu isim, o kadar karşı çıkar ki Cumhurbaşkanı'na bu inanılmaz geniş yetkilerini verilmesini engelleyecek en önemli isimlerden biri Mahmut Esat Bozkurt, diğeri de meşhur Şükrü Saraçoğlu sayıdan alacak. Evet. Fakat biz bununla iki ismi Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in en büyük taraftarlarından olarak biliyoruz. Hı hı. Nasıl oldu? Hatta bu Sinan Meydan vardı, resmi tarihi, evet, böyle bir din tarihi gibi savunmaya çalışan bir isim. Olayı şöyle tevil ediyor, ah şu teviller demiştim. Mustafa Kemal'in o kadar büyük bir hoşgörüsü var ki 24 Anayasası'nda Mustafa Kemal'in arzuladığı teklifleri reddetmede bu ikisi başı çekmişti. Ama Mustafa Kemal hoşgörüsüyle bunlara bakanlık vermişti. Sabaha kadar Çankaya çağırmış, bunlarla tartışmıştı. Tabii biz bugünlerde yaşadık, biliyorsunuz. Yani bugünün İçişleri Bakanı nasıl güçlü bir muhalefet, değil mi, argümanıydı. Sonra kurtulmuş falan. Şimdi ne oldu? Biz eğer bugün bunu yaşamasaydık, değil mi, tasavvur etmekte zorlanırdık. Yani bakanlık verilmiş isimler. Yani zaten öyledir. Önce teklifler sunulur, teşvikler. Kabul edilmezse tehditlere dönüşür. Bu değişmeyen siyasetin şeyi. Bakın, yalnız ilginç olan bir şey daha var. Şimdi bu Yunus Nadi ve Celal İleri komisyonun başkanı, Encümen denen bir komisyonun başkanı da Yunus Nadi. Bu isimler daha önce bahsettiğimiz birinci mecliste de topa tutulduğu zamanlarda Kuvvetler Birliği'ni savunan kendisine mesela Yunus Nadi'ye şöyle karşı çıkılır. Yunus Nadi saltanatın kaldırılmasında Mustafa Kemal'in meşhur işte gerekirse birçok insan idam edileceğine dair, kan akıtılacağına dair ifadesinde Yunus Nadi gibi kalemşörleri kullanıyor. Fakat ilginçtir, muhalif grup Yunus Nadi'ye şöyle der, sen padişahlık döneminde meclisi mebusanı fesih yetkisini padişaha veren raporu hazırlayan kimseydi. Ya inanılmaz bir şey. Yani padişaha sen al meclisi istersen iptal et. Yani halkın seçtiğini iptal edebilme. Celal Nuri'nin de yine işte mütarekeden sonra gazetesinde padişah, yani bu İngiliz işgali sırasında soğancı başılığıyla övünen kimsedir. Celal Nuri de o zaman, bunlar Osmanlı hükümeti zamanında yazılmıştır, o vakit başka türlü yazılır mı diye savunma yapmış. Yani tek adam rejimi inşası bu tür karakter zaafı olan insanlarla inşa edilir. Yola çıktığı insanlarla yapamaz. Yola çıktığı insanlar seni eksiğinle, gediğinle tanıyan ve bir görev dağılımı olarak görür. Fakat başarı koklayan bu isimler etrafında halelenir ve o olmadıklarını böyle mübalağalı bir şekilde ve çok yetki verilmesine aracı olurlar. Tabii ki 2-3 nesil sonra koca koca akıllı akademisyenler de onların böyle kurguladığı şeyin savunucusu olurlar. Bu değişmeyen bir şeydir. Bu da ilginç bir anekdot. Hı hı. Ne oldu peki? Reddedildi. Mustafa Kemal'in, işte Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme fiili, başkomutanlık veto hakkı 7 yıl, 4 yıl yani milletvekilleriyle birlikte, onlar da 4 yıldı, 4 yıla indirgendi. Fiili başkomutanlık sadece sembolik hale getirildi. Kesinlikle fesih, sadece 2 oy çıktı meclisi fesih edebilme. Onun dışında ne dedik? Tabii ki veto hakkı da reddedildi ve bu büyük bir başarı olarak görüldü. Daha sonra bakın, tabii ki burada ne var? Burada şu var en başta. Neticede mebusların kendi hayatına dokunuyor. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı evinize gidin iptal ettim demesi. İşte ne kadar
parti savunucuları da olsa mesele kendi şeyine döndüğü zaman ve hayatına dokunduğu zaman böyle çok iyi milletvekili oluyorsun yani. Evet, gelelim şeye. Feridun Fikri Bey var, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Feridun Fikri Bey de hem İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirmiş hem de Paris'te hukuk doktorası almış bir isim. Bu isim de kuruculardan biridir. Programımızda diyor, açıkça mevcut olmak üzere umumi hürriyetlerin şiddetli taraftarıyız, terakkiperver. Ancak faziletli milletlerin sosyal ilişkilerinde kişilerin özgürlükleri yek diğerini terbiye, ahlak, hissiyat ve eğilimli itibarıyla tenkit ederek cemiyet hayatını tefessü, hani var ya yol çürüme ve çöküntüden vikaye, yani himaye etmekte olduğundan bu sosyal gereksinmeyi iltizamdan geri durmayacağız. Hürriyeti şahsiyi her sahada mukaddes addedeceğiz. Yani ülke istiklaliyeti altında bireylerin hürriyeti kısıtlanmayacak. Fırkanın tefrika olmadığını ispat edecek. Çünkü 1908'den sonra kurulan fırkalar sürekli bir kanlı bıçaklı demek olarak görülürdü. Hayır, o zihinlerden onu çıkaracağız. Fırkalık, çok partilik kötü bir şey değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti serüveninde bilirsiniz yani. De böyle tek partili hükümetler hep bir kurtarıcı gibi görülmüş. Ben Orta Doğu'ya sık giderdim. Otoriter rejimler halkın kafasına sürekli çok partinin bir ihtilaf, anarşi olduğunu aşılamış. Onun için halkta bu karşılık bulmuş. Milliyetçi kesim, her bir kesim farklı nedenlerle demokrasiyi, çok partili yönetime soğuk bakıyor. Yani milliyetçiler tam bir demokraside ülke bölünür korkusu. Dindarlar, ülke işte ahlaksızlık gelir. Laik kesim işte hayat tarzımıza dokunur. Farklı farklı nedenlerle demokrasiyi bir şekil milletin, halkın nazarında negatif gösterme. Bakın o günlerde bir çaba var. Hayır, demokrasi bildiğiniz gibi değil. Hani ben size geçen dedim ya, bugün bütün Avrupa'da adı cumhuriyet rejimlerinden gelen, ekonomik sıkıntıdan dolayı ülkesini terk eden gurbetçiler, kişisel hürriyet kısıtlamasından dolayı kaçan, işte isimlerle dolu. Suriye, evet. İşte İran, Afganistan, nedir işte Türkiye tabii ki, Irak, Mısır, yani böyle monarşi ülkelerinden bile daha feci bir tablo çünkü var. Bunları, bu ezberleri bozulması gerekiyor. O günlerde de onlar buna çabalamış, terakkiperver. Fırkanın tefrik olmadığını göstermek istiyoruz diyor. Ama bakın, fırkamız tahakkümlerin şiddetle aleyhtarı olduğu için kendi umuru dahilinde de cevaz ve imkan vermeyerek, yani kendi parti içinde bile, ki o günlerde 24 tane soru önergesi vermişler. Soru önergesini bu terakkiperver bir parti disiplini altında değil de bazen Halk Partisi'nin yanında oy vermişler. Bazen kendi partileri lehinde oy vermişler. Ve diyor ki, ve ne ferdin ne de birkaç kişinin tahakküm suretiyle meramlarını icra ve infaz etmelerini kabul etmeyerek. Mustafa Kemal Nutuk'ta bu hep tek adamlığı, diktatörlük imalarını kendisine karşı haince yapıldığı olarak terakkiperverin programına itiraz ettiği bu. Bir de yine evet, o sırada sürekli mecliste kendilerine cumhuriyet karşıtı itham yapılıyor. Konu ne olursa olsun. Mübadele, yolsuzluk oluyor. Hemen mesela Dahiliye Bakanı, işte yeni Dahiliye Bakanı, siz cumhuriyet lafınızı bile ağzınıza almıyorsunuz. Sürekli bir mugalatayla, yani siyasette alışık olduğumuz konu bağlamından çıkarıldığı için zaten dedim, cumhuriyet ismini eklemişler. Terakkiperver. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tek adamlığa doğru gidişinin belki son engelleme çırpınması, evet, Terakkiperver Partisi'ydi. Terakkiperver Partisi ile birlikte tabii ki basın, özellikle İstanbul basını çok şiddetli eleştiriler yapıyordu. Bu da aynı şekilde Mustafa Kemal'in nutkuna konu olmuştu 1927'de. Hem Mustafa Kemal kendisine tek adam, diktatörlüğe giden şahsi olarak tahakküm hedefinde olduğunu eleştirenlerin sözlerinden bir kısmını almıştır. Fakat çok ilginçtir. Ülkede hiçbir muhalefetin takrir-i sükunla hiçbir
muhalif basının olmadığı bir dönemde eleştiriler olarak koyuyor. Bu bana çok manidar geldi. Yani insan biraz eleştiriler okusa, ya adamlar haklı çıkmış işte, artık tek ses olmayan bir dönem. O dönemde Rauf Orbaylar başta olmak üzere ve mesela Tanin gazetesinden Hüseyin Cahit Yalçın gibi isimler, ya Cumhuriyet koymayla bu iş çözülmüyor diyorlar. Çözülmüyor. Zaten bir demokratik bir cumhuriyet sistemi vardı. Siz sadece üzerine bir kaplama yapıyorsunuz. Fakat içerik problemli diyor. Yoksa Güney Amerika ülkelerinde de cumhuriyet adı altında ve o günün dikta rejimlerinin birçoğunun, yani cumhuriyet rejimlerinin diktatör ürettiğini, bir tenakus olduğunu nazara veriyorlar. Yani kavrama takılıp gerisini düşünmeyen insanlara böyle bir kıvılcım çakan ifadeleri var gazetecilerin. Ve hatta o konuda da ben bir şey okumak istiyorum. Lütfen. Burada bir kesin isterseniz, ben hemen hızlıca bulmam lazım. Tamam. Şimdi hocam bir de şu var. Bu Terakkiperver Partisi'nin yöneticilerinin hilafet yanlısı olduğu da sıkça ifade ediliyor nutukta. Yani bu konuda bir şey var mı elimizde, bir bilgi var mı? Gerçekten öyleler mi? Hilafet yanlısı mı bunlar? Şimdi hocam, saltanatı hep birlikte kaldıran bir mecliste ilk meclis. Hepsi bu konuda. Her ne kadar nutukta bunları saltanatçı, Rauf Orbay'ın ağzından ben padişahın ekmeğini yemişimdir, karşı çıkamam gibi çok böyle küçültücü, karikatürize edilse de Rauf Bey bu değil yani. Rauf Bey'in etrafındaki İsmet Bey'e kadar hiçbiri bu iddiada değil zaten. Hatta daha önce anlatmıştım, padişahlığı kaldırılan tasarıda hanedan, Osmanlı hanedanını kaldırıp padişahlık yazan da Rauf Bey'di. Çünkü bir şüphe vardı Mustafa Kemal hakkında. Yanlış veya doğru ama böyle bir realite var. Bu şüpheyle yani padişahlık komple kaldırmayı imzalayan isimlerdi. Zaten Cehennem Değirmeni ismindeki, ki adam Cehennem ismini vermiş o günlere, verdiği hatıralarında bunu yalanlıyor. Ama yani ne cumhuriyet karşıtlığı var ne saltanatın iptali. Fakat hilafet konusunda elbet farklı düşünüyorlar. O konuda hatta Mustafa Kemal'in sürekli ve taraftarlarının dile doladığı Cumhuriyet'in ilanı sonrası halifeye ziyaretleri, Abdülmecid meclisin seçtiği Bahtettin'den sonra saltanatsız halife, onu ziyaret ettikleri çok dile dolanır. Onlar resmi bir makamda olan bir isim. Bir de bunlara sanki Cumhurbaşkanı olarak halifeyi düşünüyorlar gibi itham yapılır. Bunlar reddederler. Şimdi Kazım Karabekirler, Ali Fuat Beylerin hepsinin hilafet konusunda söylediği şu. Yani istişaresiz, meşveretsiz, bir hızlı bir kararla çok temel değişimler yapılıyor. Ki Mustafa Kemal de zaten mazeret olarak bu paşalarla kurtuluş gerçekleşene kadar hep meşveret etmiş, istişare etmişken istişare etmeyişini zaten Cumhuriyet konusunda onlar da benimle hemfikirdi. Hilafet kaldırılmasında, saltanat kaldırılmasında zaten benimle hemfikirdi. Yani onlar burada olmasa da pek bir beis yok, yani fark etmez ifadesine zaten bir yandan Mustafa Kemal sığınıyor. Şimdi Kazım Karabekirler, yani istişaresiz bu kadar temel işlerin yapılması sıkıntılı diyor. Yani 2-3 nesil geçmiş bizlere çok makul gelen resmi tarih tezleri şöyle makulleştiriliyor. Çok hızlı acele yapılıyor ki bu devrimler. Çünkü karşıtlar vardı, engeller vardı. Hayır, Cumhuriyet'in ilanında kapıda ne Yunan tehlikesi ne İngiliz tehlikesi kalmıştı. 6 Ekim'de ayın başında zaten İstanbul kurtulmuştu. Şükrü Naili Paşalar gitmişti, devralmışlardı. Niye bu kadar acele? Hilafette de Kazım Karabekir diyor, bakın diyor, Musul meselesi yarım kalmış. Musul bizim lehimizde çok güçlü şeyimiz var, tezlerimiz var. Dünyanın birçok devleti de bizim yanımızda. Niye alelacele kaldırdın? Bakın arkasında Kürtleri bize bağlayan tek şey hilafet ve bir isyan oldu. Ve Kürt isyanına bağlanıyor Musul'u. Ama niye acele ettin? Bir Musul meselesi çözüldükten sonra, yani yöntem konusunda farklılıkları var. Hedef konusunda değil. Bunun altını çok defa çiziyorlar. Bir de tabii ki Dünya Hilafet Komisyonu kurulmuş Hint Müslümanlar. Kurtuluş Savaşı için yardımda bulunmuşlar. İş Bankası onun önemli bir payıyla kurulmuş. Hı hı. Resmi tarih Mustafa Kemal'in şahsına gönderilmiş gibi anlatır bu hilafet parası ama
hilafet için kollarındaki bilezikleri, her şeyleri satan insanlar faizli bir banka kurulsun diye elbet gönderilmemişti. Burada ayrıyeten bir işleriz. Yani bir anda dünya şok oldu, sürpriz oldu. Çünkü bütün manevraların tek adamlık ve tek adamın evhamı üzerinden yürüdü. Yani o evham bizleri bıraktı. İkinci, hatta üçüncü sınıf başarı koklayan insanları etrafında tutmayla, ne Recep Peker vardı, ne Şükrü Kaya gibi, değişmeyen Kaya gibi İçişleri Bakanı kalmış ilk dönemde. İsimler bizlerin yerine tercih edildi diye hep itirazları vardı. Yani hilafet de bir an önce kaldırılmasına şaşırıyorlar. İtiraz edenlerin mesela birçoğu seküler isimler, mesela gazeteci Hüseyin Cahit veya muhafazakar Velid Ebu Ziyad diye bir gazeteci var. Bunlar diyor ki bizim Türkiye'yi sıradan bir ülke hale getirir. İslam dünyasında o koca coğrafya dışında bizi farklı kılan bir şey ortadan kaldırılır. Ama resmi tarih tabii ki bunu da tevil etmiş. Kimse bizi takmıyor, hilafetin anlamı yok. Yok dünya savaşında halifenin cihat kararı. Bunlar hepsi cevaplandırılacak. Teviller, gerçek halife hapiste diye de İngilizler Hint Müslümanları topluyordu. Ama şu var, Kurtuluş Savaşı için toplanan parayı Hilafet Komisyonu denen büyük bir organizasyon toplamıştı. Ve bu hilafet konusunu stratejik açıdan bu kadar hızlı kaldırılmaması gerektiğini terakkiperverciler savunuyordu ve son olarak. Ama bu son derece önemli, son derece önemli bir yol ayrımı değil mi Eyüp Bey? Yani tabii, tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani neticede halife, yani Müslümanlar açısından İslam egemenliğini temsil eden bir makam. Ama ortada böyle bir devlet de kalmamış bir taraftan. Yani dünyada İslam adına söz söyleyebilecek bir şey de kalmamış. Böyle bir güç de ortada yok. Tabii o farklı boyutu daha sonra işlenir. Ama Terakkiperver Partisi ve İstanbul'daki basın başta olmak üzere hilafetin kaldırılmasının bu kadar acele. Zaten meclis onun statüsünü belirlemiş. Evet. Kararı vermiş ve çok da uyumlu bir isim var. Musul meselesi çözülmemiş. Zaten biliyorsunuz. Uyumlu bir isim var derken mesela kimi kastediyorsunuz uyumlu bir isim var derken? Abdülmecit Efendi. Evet. Yani evet. Amcazadesi son padişah Vahdettin'le de arası zaten iyi değil. Yani insana. Saltanat yaşamı da seküler. Yani şöyle nasıl formüle edeceklerdi bunu? Saltanat kalktı. Yani şöyle 1 Kasım 1922'de saltanat kalktıktan belli bir süre sonra hilafet kaldırılmadı. Saltanatsız bir hilafet. Ona da Abdülaziz Han vardı. Onun oğlu Abdülmecit, ikinci Abdülmecit de denir ama padişah değil kendisi. O hilafet kaldırılan 1924 Mart'a kadar, 23 Mart'a kadar halife olacak. İşte ansızın hilafetin kaldırılmasının gereksizliğini onun şahsından da anlatılır. Bir de Lozan'ı daha İngiltere imzalamamıştı bilirsiniz belki. Yani Lozan konusunda dünya devleri mesela daha sonraki zamanlarda hilafet kaldırıldıktan sonra imzalamıştı. Tabii bu da birçok komple teorisi, haklı veya haksız. Peki, ama ortada bir kronoloji olacaktı Eyüp Bey. Yani bir taraftan devlet layık olacak mesela bu konuda anlaştıklarını varsayalım ama bir taraftan da hilafet devam ediyor. Halife de İslam hukukunun aslında... İslam hukuku da çok, hatta Şeyhülislamlık da hemen kaldırılıyor. Evet. Yani orada zaten bir İslam hukuku değil ama anayasa, yani 1924 anayasası devletin dini İslam'dır da diyor. Hani terakkiperverin kapatılmasına neden bütün dini düşüncelere saygılıdır. Yani bir tam bir batıdaki bugün özgürlükçü laiklikte yer alan o ifade irticanın merkezi olduğu gibi bir sürü zaten otoritenin, evet, istediği şeyleri ekleyebilir, kamuoyuna böyle yansıtabilir. Ama zaten devletin dini İslam olarak geçiyordu zaten. Laiklik maddesi çok çok sonra eklendi. Devletin dini İslam kelimesi anayasadaki değişikliklerle çok sonra değiştirildi. Yani halife, şimdi bugün halifelik iyi ki kaldırılmış, iyi ki saltanat kaldırılmış modunda değerlendiriliyor. Anladım. Yani ez cümle ülkenin kurtuluşu da, laiklik de, cumhuriyet de,
tek bir adamın inhisarı değil, tekeli değil. Bizim en büyük hatamız bu. Nasıl bugün İslam, şu siyasal İslamcının, şu partinin işi değil diye haklı bir eleştiri yapılıyor. Laiklik de tekelleştirilemez. Cumhuriyet kuruluşu da tekelleştirilemez. Bizim bakış açımız en azından bunu açmalıyız. Bir adam, önde görülen bir adamın etrafında başarı avcılarının, zor günler geçtikten sonra etrafında halelenenlerin tek adamlığı öne çıkarttığı, efsaneleştirildi ve her şey meşrulaştırıldı. Nutuk ismindeki kitapta da neredeyse yola çıktığı bir sürü sayısız ismi bir dedikodu tarzında, onlara kalsaydı şöyle olurdu diye bir anlatım bugün 7 yaşından itibaren ders kitaplarında anlatılıyor. Artık sorgulayıcı, bu modern çağın daha evrensel kriterlerine uygun bir tenkit bakış açısıyla değerlendirmek lazım. Yoksa bugünkü iktidara bakıp da işte onun sanki karşıtıymış gibi sadece duygusal yaklaşım prensipli insanların işi değil. Eğer zorbalık, diktelik, vefasızlık, yangından mal kaçırır gibi, yani iktidarı paylaşmama, etmeme, kendisine minnet edecek sonradan katılanları yol arkadaşı, yani bu vesilede artık istediğini yapan insanların etrafında olmasını isteme, o günde de var yansıması. Şeyh Said isyanı, Eyüp Bey, Şeyh Said isyanı aslında bir Kürt isyanı olarak algılanıyor ama Şeyh Said isyanı aslında hilafetin kaldırılmasına tepki olarak ortaya çıkıyor. Zaten Kazım Karabekir onu diyor. Dini boyutu da var. Evet. Yerel ve Kürt boyutu da var. Yani tek taraflı bakmak doğru değil. Ama zaten Kazım Karabekir de onu diyor. Yani ortada hilafet kalkmış. Komple teorisyene gerek yok. Ortada gerçekten bir isyan var. Ama bunu öngörememek de. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Yani Terakki Perver Partisi'nin bazı doğudaki şube üyelerinin de bu isyanda olduğu falan eklenmiştir. Yani itirafçı bulmak zor değil. Bugün bunu çok iyi gördük. Hatta Kürt bir albay var. Dünya Savaşı'nda çok etkili olan işte Halit Paşa, Halit Bey, albay Halit Bey. Kürt bir albaydan bahsediyorsunuz hocam. Yani bu Şeyh Said İslam'la bağlantılı olarak. Ya şimdi Terakki Perver Partisi kurulur kurulmaz Mustafa Kemal'in kaldırabileceği bir şey değildi. Bu Profesör Cemil Koçak Hoca'nın da ifadesiyle, yani tarihte yeri yok, yani böyle bilimsel tarihte Mustafa Kemal hoşgörülü, farklı fikirler açık. Hayır, sadece tek adamlık inşa ettikten edene kadar bir istişarede bulunuyor. Zaten problem buydu. Bu diğer önder liderlerin ayrılmasında. Terakki Perver kurulmasından 3 gün sonra sıkı yönetim ilanı İsmet Bey ile birlikte açıklandığı zaman Halk Fırkası mebusları buna yanaşmadığı için 3 gün sonra İsmet Bey istifa edip daha yumuşak olan ve o partiye geçişleri artmasın diye daha yumuşak, liberal olan Ali Fethi Okyar olacaktı. Fakat sürekli bir tetikte Terakki Perver Partisi'nin hata yapması isteniyor ve Aralık ayında Kürt İstiklaliyet Hareketi diye geçen bir temsilci var. Albay Halit Bey, Cibranlı Halit Bey. Bu isim daha önce Paris Konferansı'nda Kürt Şerif Bey var. Onunla birlikte bulunmuş, yani Anadolu dağıtılırken işte Ermenilere, Kürtlere yer vereceği böyle ümidiyle işte Kürt istiklaliyetinde bulundu. Evet, o günler ulus devlet peşinde, her ırk, her millet kendince haklı bir dava peşinde oluşumlar, teşkilatlar yapmış ulus devlet rejimi altında. Kürdistan İstiklal Komitesi ve 24 arkadaşıyla birlikte Erzurum'da kurmuşlar bunlar. İşte Terakki Perver kurulduktan bir ay sonra bunlara bir operasyon yapılıp Erzurum'da tutuklandı, Bitlis'e götürüldü ve Şeyh Said isyanın sürecinde de bu isimler hepsi idam edildi. Nutuk'ta da isim geçmiyor benim hatırladığım. İşte Terakki Perver Partisi'nin önemli bir üyesi bu Kürt Halil Paşa'ya bir mektup yazmış. Ve yani kapatılma meselesi meşrulaştırılmaya çalışıyor. Seçimlere girmeden kapatılması gerekiyordu ve bu parti seçimlere girmeden bu oldu. Buna da vesile Kürt isyanı denilen Şeyh Said isyanı yol açtı. Evet. Anladım. Ne zaman oldu? Şubat 13'te bugünün Dicle denen kasabasında Şeyh Said'le başladı. Daha sonra olaylar büyüdü. Ali Fethi Okyar sıkı yönetim kanunu çıkardı. Fakat
daha ötesi yapılmasına, elini kana bulaştırmak istemediğine, Harput'ta bile yerel kuvvetlerin onları çıkardığına düşüncesinde. Mustafa Kemal de bu işin şiddet dışında kaldırılmayacağı düşüncesindeydi. Madem bu bunda yoksun deyip işte istifa etmiştir. Sonra alelacele İsmet İnönü dinlendiği İstanbul Heybeliada'dan çağrılmış ve şey yapılmıştı. Başbakan oldu. Bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin gidişatını, temellerini değiştiren, yani bugün mesela 15 Temmuz sonrası ülke nasıl tamamen evet, farklı bir rotaya döndü? Takrir-i Sükun Kanunu ve bu kanunla her şey kapatıldı CHP dışında neredeyse. Orak Çekiç gazetelerinden Aydınlık gazetelerine kadar. Nazım Hikmet 15 yıl ve 12 yıl gıyabında mahkum oldu. Yani Türkiye her kesimi, kadın derneklerinden, şu işte bürolardan, barolardan, bütün dergilerden, gazetelerden idamlar çok fazla var, sürgünler var. Hüseyin Cahit Yalçın Çorum'a mesela müebbet niyetiyle mesela sürgün edilmişti. Bu şey maddesine takrir-i sükun ortaya konduğu zaman Feridun Fikri Bey, Paris'te hukuk doktorası yapan insan, dehşete kapılıyor. Kürt isyanına Terakkiperver de çok sert tepki veriyor. Sol dergi gazetelerde tepki veriyor. Sarıklarında nasılsın o isyancılar deniyor. Fakat bu muktedirin aradığı bir fırsattı. Mazeret arıyordu zaten birkaç aydır. Takrir-i sükun kanununa bakın, Ali Feridun Fikri Bey şöyle diyor. Bu tasarıdaki hüküm çok tehlikelidir. Çünkü anayasanın 70. maddesindeki insanlığın tabii hakları doğrudan doğruya hükümetin takdirine, denetimine, yani istediği kişiyi ayırt etmesizin yargılamanın önüne açılıyor. Kapatma hakkı veriliyor, ülkenin huzuru denilerek. Böylece anayasada hükümetin denetimi altına girebilir. Cumhuriyet ve ulusal egemenlik idaresindeki amaç bütün vatandaşların güvenlik ve huzurudur. Bu gibi hususlarda hükümetin takdir hakkını kullanması herkesin yarınına güvenmemesi demektir. Çünkü dünyada huzur ve sükun deyimi kadar sınırı geniş bir deyim yoktur. Takrir-i sükun ya. Bir de güvenlik kelimesi var. Bu kelimeyi hükümetin eline vererek insanların çabalarını kuruluş, kışkırtıcılık, bozgunculuk, yayın diye sınırlamak doğru değildir. Öyle bir sınır ki insanların zihinlerinden geçenleri bile kapsamına koymak mümkündür. Hakkın şube yasası gibi. Bütün bu sebeplerle kanunu cumhuriyetin ve ulusal egemenliğin ruhuna, anayasaya aykırı görüyorum. Bunun için komisyon raporuna muhalif olduğunu yazdım. Ayaklanmayı tezelden ve acımaksızın bastırmakta hepimiz oy birliği içindeyiz. Nitekim Başbakan Fethi Bey nefret edilecek durumu anlattığında oy birliğiyle güven verdik sıkı yönetime. Şimdi ise sıkı yönetimi bile hafife de bırakacak şekilde bir şüphe kanunu getiriliyor. Tümünü, teklifini, reddini teklif ederim diyor ama boşuna ve şesait isyanı bahanesiyle bütün ülke muhalefete kapatılacak. Ve bu ortamda bir de birkaç yıl sonra 1926'da İzmir suikastı teşebbüsü altında genişletilerek kapatılan Terakkiperver Partisi'nin bağımsız olarak devam eden milletvekilleri, içlerinde idamlar, 6 tane idam var ve hayat boyu neredeyse, yani hayat boyu demeyeyim, Atatürk ölene kadar gözaltında, istihbarat tarafından attığı adam, ailesi bile peşinde koşulacak, Kazım Karabekirler ve diğerleri olacak, ülke dışına kaçabilen kaçacak ve o muhalifsiz dönemde ve muhalifsiz hiçbir adamın olmadığı bir dönemde İzmir suikasti üzerine kurulan mahkeme de soruşturulamıyor. Nasıl yapıldı, nasıl edildi biliyorsunuz. 15 Temmuz'dan önce de bir süreç var. Neredeyse her yerde bir aslında çoktan bir dökülmeler, ayırmalar, temizlemeler başladıktan sonra yapılabildi. Yani ilk başta yapılamazdı. Yani çok parti varken bir İzmir suikasti meselesi çok karanlıkta kalmazdı. İyice bir temizlendikten sonra, emin olunduktan sonra, pürüzsüz olduktan sonra değişmeyen bir şey nedir? Bunu Nazi hükümetinde de gördük. İyice bir temizleyip, iyice emin olunduktan sonra, aykırı bir ses kalmadıktan sonra tek bir şey kalıyor. Darbecik, suikastçık adı altında. O da 1933 değil mi? Reichstag yangını vesile olarak kullanılıyor, aracı olarak. 31 Mart vakası var. Evet. Mısır'da
Celal Abdülnasır'ın suikastçık muhabbeti var. Yani o kadar çok ki bugün Batı'da artık sosyal bilimlerde bir metot olarak anlatılır. Ama suçlama yüzden... tahtası olarak kullanılıyor bu tür olaylar. Eyüp Bey çok teşekkür ederim. İsterseniz ben bunu kapatalım. Yani bir sonraki programımızda dilerseniz bu hilafet konusunu tekrar daha kapsamlı bir şekilde konuşabiliriz. Kürt isyanı ile birlikte de işlenebilir. Değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum size. Değerli izleyiciler, bugün programımızda tarihçi yazar Eyüp Ensar Uğur Bey'i ağırladık. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.